Merhaba. Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Uutiset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Finlandiya'da yaşayan Türk arkadaşlarıma, dostlarıma maalesef kötü bir haberim var. Film medyasını takip edenler bunu muhakkak biliyordur. Ama ben de farkındayım ve biliyorum ki çevremdeki birçok kişi günlük hayatının sorunlarından başlarını kaldırıp film medyasını izleme fırsatını bulamıyorlar. Eğer bu arkadaşlarım, bu dostlarım bu videoyu izlerlerse onlara maalesef kötü haberim olacak ve bu kötü habere herkesin hazırlanmasını umuyorum ki sürpriz olmasın hiçbirimize. Finlandiya'da yaşayan birçok dostum, arkadaşım ya da Finlandiya'da yaşayan birçok Türk genelde ilk yaptıkları iş pizzacılık, kebapçılıktır ve bu hala daha bu şekilde devam ettiğini tahmin ediyorum. Finlandiya'daki kebap sektörüne, pizza sektörüne biz Türkler sahibiz. Gerçi başka sektörlerde de faaliyet göstermeye başladık. Ama ağırlık hala daha gıda sektöründe, ilk başta da bahsettiğim gibi pizza ve kebap sektörü ağırlıklı devam ediyor. Bunun yanı sıra da elbette baharatıdır, yağıdır, hamurudur gibi yan sektörler, bunlardan para kazanıyorlar. Bunu da yapan arkadaşlar, Türk arkadaşlar, Türk dostlar. Finlandiya'da yaşayan kebapçılık ve pizzacılık yapanlar bilir ki Finlandiya'da Finlandiya kanunları pizza, kebap veya pide yapmak için odunlu fırın yapılmasına izin vermiyor. Bunu bahane olarak yangın güvenliği ya da hijyen olarak gösterildiğini duydum. Eğer bir yanlış varsa yorumlarla bunu düzeltebilirsiniz. Yani burada anlatmak istediğim belli sebeplerden dolayı odun ateşiyle faaliyet göstermek isteyen işletmelere izin verilmiyor. İzin verileni de duymadım şimdiye kadar Finlandiya'da. Hepiniz de biliyorsunuz ki Batı ülkelerinin, içinde de yaşadığımız Batı ülkelerinin Ukrayna'yı fazla dürtmekten dolayı tek sebep o olmasa da savaş çıkmasına sebep oldular ve bu savaş hala daha devam ediyor ve bunu devam etmesini isteyenler var. Putin'i iktidardan düşürmek istiyorlar. İş it iddialaşmaya bindi. Rusya'ya, Putin'e karşı ambargolar uygulandı. O da yetmedi. Halkına karşı şimdi ambargolar uygulanıyor. Düşünüldü ki halkı Putin'i iktidardan indirir. Halkı da iktidardan indirmeyince halka karşı da ambargolar yapmaya başladılar. Artık Finlandiya'da evi olan Ruslara dahi vize vermiyorlar. Bütün Rus halkını aynı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi sınırı geçmelerine izin vermiyorlar. 1990'lı yıllara geri döndük desek yanlış olmaz. Belki de bunu istiyorlar. Bunu da bilemiyoruz. Birçok analist analizlerinde böyle söylüyor. Hepiniz de biliyorsunuz ki Rusya, başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'nın gazını, enerjisini temin eden bir ülkedir. O yüzden Rusya gaz ve petrol zenginidir. Yıllardır göbeğinden Rusya'ya bağlanan Avrupa ülkeleri kendi menfaatleri için, daha ucuz gaz ve enerji için açgözlü Avrupalı şirketler şimdi bu yaptıklarının cezasını halka ödettirmeye hazırlanıyorlar. Halk da ödemesi için buna hazırlanıyor. Bunlardan da bir tanesi o halktan da birisi Fin halkıdır. Dolayısıyla da Finlandiya'da yaşadığımız için ödeyenlerden birisi de biz olacağız maalesef. Hepinizin de bildiği gibi Finlandiya'ya gelen, Rusya'dan gelen gazın birçoğunu sanayi şirketleri kullanmaktadır. Bu gaz elektrik üretiminde ya da endüstriyel üretimlerde kullanılmaktadır. Bunlar cam fabrikası gibi, demir çelik gibi çok yüksek ısı gerektiren, çok yüksek enerji gerektiren endüstrilerdir. Yanı sıra büyük ekmek fırınlarıdır bu gazı kullanan. Biz sıradan halk ülkemizde olduğu gibi gazla tanışmış değiliz Finlandiya'da. Doğal gazla tanışmış değiliz. Türkiye'de olduğu gibi doğal gaz Finlandiya'da perakende tüketicilerin kullanımında değildir. Burada genelde elektrik kullanımını bir politika olarak seçmişler. Hepiniz de bildiğiniz üzere burada fırınlarımızdan tutun her şeyimiz elektrikle çalışmaktadır. Yani bu ülke elektriğe çok bağımlıdır.
Birçoğunuz da ilk bu ülkeye geldiğinizde benim gibi fark etmişsinizdir. Ne kadar bunlar elektriğe bağımlı, elektrik kesintisi olduğunda hayatın hakikaten durabileceğini, ısınmanın merkezi sistemler olmasının iyi tarafı olduğu kadar yedeklerinin olmamasının kötülüğü. Şimdi bütün halk göbeğinden devlete bağlı ve bağımlı. Savaş durumlarında bu daha çok kötü bir etki bırakır. Eğer merkezi ısıtma sistemleriniz, enerji santralleriniz işlev dışı kaldığında bütün halk bunun bedelini ödemek zorunda kalır ve halk ısınma sorunuyla, yemek sorunuyla, açlık sorunuyla, yani birçok sorunla aynı anda baş etmek zorunda kalır. Eğer gerekli önlemler alınmazsa veya alınan önlemler yeterli gelmezse. O düşündüğüm yıllarda böyle savaş olanağı, Rusya korkusu, dünyanın ikiye bölünmesi gibi bir gündem yoktu dünyada ve Finlandiya'da. Ben bunları düşünmüştüm birçok arkadaşımız gibi elbette. Şimdi Finlandiya medyasından öğreniyoruz ki Putin'e Rusya'ya yaptıkları ambargolar artık geri tepmeye başladı. Avrupa ve Finlandiya'daki yöneticilerin vizyonsuzluğunun cezasını halk çekecek. Ayrıca Finlandiya'daki açgözlü büyük şirketlerin acısının faturasını bize ödetmeye başlayacaklar. Başlaması da an meselesidir. Çünkü elektrik sıkıntısıları başladı. Güney Avrupa'da ve Orta Avrupa'da bunlar artık gözle görülmeye başladı. Finlandiya'da nedense bu elektrik sıkıntısı sanki yokmuş gibi davranılıyor. Hükümetin ilk baştaki tahminleri ikişer saatlik elektrik kesintisinin yeterli gelebileceğini, şimdi bu kesinti miktarının 6,5 saate çıkacağını Kauppalehti gazetesinden öğreniyoruz. 6,5 saatlik bir elektrik sıkıntısı, özellikle kış aylarında elektrikle ısıtılan konutların veya diğer binaların ve o binalarda yaşayanların soğuktan tir tir titremesi demek, hayatlarının durması demek. Hepimiz de biliyoruz ki Finlandiya'nın kışı çok çetin ve şiddetlidir. Ülkedeki binaların konforu yüzünden biz bunu pek hissetmedik şimdiye kadar. Şimdiye kadar da elektrik kesintisi olduğunu rastlamadım istisnai durumlar dışında. Bu elektriğe bağımlı olmak gıda sektöründe etkileyecek. En başta bizim Türkler olarak kebapçılarımızın, pizzacılarımızın kebap pizza yapamamasına vesile olacak, sebep olacak. Dolayısıyla diğer gıda zincirlerinin kırılmasına sebep olacak. Elektriğin olsa da diğer satabileceği malzemelerin olamayacak. Olmayacak ve sonucunda da dolayısıyla büyük bir kaos olma ihtimali yüksek ve bu kışı uzun vadeli kimsenin dayanabileceğini, o maddi duruma sahip olduğunu zannetmiyorum. O yüzden diyorum ki bu kışa hazırlıklı olun, yedek planlarınız olsun, yeterince evinize mum, kuru yiyecek alın diyorum. Burada 6,5 saat bir elektrik kesintisi, özellikle elektrikle ısıtılan binaların, konutların daha çok etkilenmesine sebep olacak. 6,5 saatlik elektrik sıkıntısında, kesintisinde o binaların tekrar ısıtılması mümkün olmaz. Ülkedeki ve Avrupa'daki yöneticilerin vizyonsuzluğunun cezasını çekmeye başlıyoruz kısaca. Başkalarına havayı kirletiyorsun, çevre kirliliği vesaire diye kullanımdan aldırdıkları termik santralleri artık Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş kullanıma alıyorlar. Finlandiya'da bunlardan bir tane. Fortum Meripori isimli termik santralini, kömürle çalışan termik santralini bakıma almış ve kullanıma almaya hazırlanıyor. Ama bu termik santralinde bu kesintilere çok fazla bir faydası olmayacağı da ayrıca söyleniyor. Finlandiya'nın enerji kurumu enerji tedarikinin, elektrik tedarikinin garanti altına alınması için açtığı ihaleye bu sene talep olmamış. İhaleye katılan birkaç firmada ek güvenceler istemişler. Bunların istekleri ve teklifleri reddedilmiş. Bu da durumun vahametini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin vizyonsuzluğu, bakalım bu diretmeleri ne zaman kırılacak? Umarım Avrupa Birliği bu diretmesinden vazgeçer. Putin'i devirmeleri mümkün değil. Ben buna inanmıyorum. Zorla bir şey yapılmaz. Bu ambargoların aptallık olduğunu düşünüyorum. Düşünün, fırın sahibi birine siz ekmek almayarak ambargo uyguluyorsunuz.
aç siz mi kalırsınız yoksa fırın sahibi mi kalır? Bu da buna benziyor. Hatta işi bir nebze ileri de götürmek istiyorum. Belki yabancı düşmanlığı burada hortlayabilir. Buna da hazırlıklı olun. Belki de biz Türkiye'ye gitmek zorunda kalabiliriz. Buradaki şartlar, her türlü şartlardan bahsediyorum. Soğuk olur, gıda temin edilmez. Burada yaşanmaz hale gelinirse, bir kaos ortamı meydana çıkarsa ya da yabancı düşmanlığı hortlarsa belki de geçici olarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalacağız. Buna dahi hazırlıklı olun derim ve bu ülkeden çıkıp gitmek de çok zor. İki tarafı deniz, üçüncü taraf Kutup Denizi, öbür taraf Rusya. Belki Rusya üzerinden biz Türkler olarak buradan çıkış yapabiliriz. Başka da en kolay yol olmayabilir. Finler çıkamasa dahi belki bizler Rus sınırını kullanarak Türk pasaportuyla ülkemize gitme imkanı, yolu bulabiliriz diye düşünüyorum. Olayı da bu şekilde bir de iyi tarafından bakmak istiyorum. Hazırlıklı olmalıyız diyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin yöneticileri, liderleri şöyle düşünüyorum, böyle vizyonsuz da olamazlar. Avrupa, Orta Avrupa'da iki kişi duş alın, soğuk suyla yıkanın, duş almayın, ıslak bezle silin vücudunuzu gibisince tedbirler almaya başlamışlar. Hatta kaloriferinin ısısını çok açanı ihbar edin, ödül verelim size diyerek de. Bilmiyorum, bunlar medyanın yaptığı bir algı da olabilir ama iş bu noktaya giderse hiç de iyi günler bizi beklemiyor, özellikle Finlandiya'da. Gerçi burada ısıyı merkezi sistemlerden hemen kısarlar. Bizde öyle bir sorun olmaz. Birbirini ihbar et, ödül al durumu olmaz ama sonuçta hepimiz de biliyoruz ki Fin halkı birbirini ihbar etmekte birebirdir. Birbirlerini takip ederler. Burada polis değil, insanlar birbirini takip eder. Polisliği insanlar yapar burada. Kuralların uyulup uyulmadığını insanlar takip eder. İnsanlar bilir kuralları. Hepimiz de öyle ya da böyle bunu tecrübe etmişizdir bu ülkeye geldiğimizde. Umarım elektrikle ısınan konutlarda yaşayan arkadaşlarımız yoktur. Eğer elektrikle ısınıyorsanız umarım orada alternatif olarak odun sobaları vardır. Birçok eski evlerde bulunur ama yeni evlerde yoktur bu. Şömineler bulunur. Gerekli odunu vesaireyi şimdiden temin edin derim sizlere. Maalesef ben böyle bir konutta yaşamıyorum. Ben göbeğimden bağlıyım elektriğe. Şehirde yaşıyorum. Apartman dairesinde yaşıyorum. Burada merkezi ısıtma sistemi var. Eğer bu ısıtma sistemi çalışmazsa Türkiye'deki gibi bizim soba kurma vesaire gibi olanağımız yok. Apartman dairelerinde hepiniz de bunu biliyorsunuz. Siz gene de umutlu olun. Mutlu olun ama hazırlıklı da olun. Bir de ön yargılı olmayın. Söyleyene değil, söylenene bakın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.